Sevgili dostlar, namaste, ışığınız bol olsun. Doktor Harun ile Kozmik İlimler YouTube kanalına hoş geldiniz. Ben Doktor Harun, psikiyatrist ve Vedik astrolog olarak kadim bilgileri elimden geldiğince sizlerle paylaşmaya çalışıyorum. Bu filli bir video olacak. Filli ve bilgili bir video olacak. Veri diyoruz, veri kirliliği var etrafta, bilgi kirliliği var. Peki veri, bilgi, bilgelik ne demek? Gelin bu videoyla onları konuşalım. Sosyal medyada bir video yolladılar bana takipçilerim ve alıyorum. Vedik astrolog olduğu zaman eminim siz de belki aldınız o videoları. Bir hanımefendi Hintli bir adamdan, adam dediği bilmiyorum, Jyotish olabilir belki de ya da bu Vastu dediğimiz şeyler yapan birisi olabilir. 10 yıl önce duyduğu Hintli bir adamın söylediği, kesinlikle evinizde filler bulundurmayın. Filler iş yerinde olması lazım. Çünkü filler ağırdır, zorlu, hatta bir yıl hamilelik süreçleri olur. O yüzden unutmazlar, zorlayabilir ve aşk hayatınız olmaz şeklinde. Ve kendisi evde bulundurmadığı için bütün evdeki filleri yok ettiği zaman da aşk hayatının nasıl açıldığına dair. Şimdi direkt tabii bu kişiye karşı, neticede o da onun yaptığını aslında hepimiz yapıyoruz. Bu ne oluyor? Aldığımız bir veriyi direkt neye dayanarak, neye söylendiğini bilmeden genelleştirip herkes için kullanmaya başlıyoruz. Bu biraz da şeye benziyor. Diyelim ilaç alıyorsunuz ve ilaçtan yan etkiniz var. Ve başka birisine o ilacı sakın alma diyoruz, dediğinizi düşünün. Çünkü bu ilaç kötü, iyi gelmeyecek diyoruz ve o kişiye yarayacak olan bir şeyi yapmasını engelliyoruz belki de. Demek ki bir veriyi aldığımız zaman o verinin doğruluğunu keşfetmemiz çok önemli. O bilginin nasıl bir bilgi olduğunu bilmemiz çok önemli. Bilgelik yolunda ilerleyebilelim diye. Gelin bu videoyla veri, bilgi ve bilgelik ne olur? Onu konuşalım izin verirseniz. Psikiyatrist ve Vedik astrolog olarak elimden geldiğince kadim bilgileri sizlerle paylaşıyorum diyorum. Neden psikiyatrist ve Vedik astrolog olarak? Demek ki eğitimimiz çok önemli, bir bilgiyi, veriyi paylaşabilmemiz için. Bu sunduğum bilgilerin birçok sebepten dolayı yanlış anlaşılma ve kullanılma olasılığı mevcut. Her birimiz gibi benim de cahil yanlarım var. O yüzden her zaman söylüyorum, Allah cahil yanlarımdan sizleri korusun diye. Hele ki günümüz toplumunda verileri olan temasımız, bilgiyi kavrayışımız, o sosyal medyada paylaşılan video gibi. Çünkü astroloji bilgilerine güvendiğim takipçilerim bana bu soruları yönettiği zaman, peki ne düşünüyorsun diye onlara sordum. Bu bilgilerden tecrübe edişimiz bilgelik yolunda bizi farklı anlamda test ediyor. Evrimleşen bizler aslında birbirimizi etkileyerek yolumuza devam ediyoruz. İzin verirseniz bu sunumla sizlere bu içinde bulunduğumuz bu bilgi akışı hakkında kendi düşüncelerimi aktarmak istiyorum. Bugünkü sohbetimiz sonunda bilginin farklı formları, ne anlama geldikleri ve bizi nasıl etkiledikleri konusunda umarım küçük bir bilginiz olur. Elimden geldiğince aktarmaya çalışacağım. Çünkü yıllarca öğretmenlik, fakülte hocalığı yapmış biri olarak da bilginin önemini vurgulamaya çalışacağım aslında. Çünkü biliyorum bu video çoğunuz tarafından anlaşılamayabilir. Biraz detaylara gireceğim. Ya da ben zaten bunları biliyorum, farkındayım, her şeyi biliyorum diye düşünebilirsiniz. Eğer böyle düşünüyorsanız zaten sorun orada. Çünkü veri fazlalığı maalesef herkesi, her konuda, çünkü veri olduğu için elimizde, ben biliyorum seviyesine getirdi. O yediğimiz hormonlu gıdalar gibi nasıl sağlıksız bedeni arındırmak için sağlıklı beslenmek şartsa, sağlıklı zihin için de sağlıklı bilgi şart. Bir eğitimci olarak birikimimi bu videoda paylaşacağım. Her zaman söylediğim gibi belki de ben o bütün bilgilerimi o dünyayı değiştirecek bir kişi için paylaşıyorum. Ya da o dünyayı değiştirecek bir kişiye ulaşabilecek o küçücük bir bilgi için belki ilk taşım, bilemiyorum. Ama ne olursa olsun o bilgelik okyanusunda bir damla olma olasılığı bile, o hayal bile bana keyif veriyor. Bakalım, çok fazla uzatmadan sohbetimize hemen direkt başlayalım. Kısa bilgiler vereceğim bilginin 3 hali konusunda. Buyurun. Bilginin 3 hali. Veriler, anlayış, kavrayış ve bilgelik. Veri ne demek? Veriler ne demek? Veri terimi o ham gerçeklerin ve gözlemlerin işlenmemiş hali.
bir kitaptan alınan herhangi bir cümle olabilir ya da bir ölçüm cihazından elde edilen bir sayı olabilir. Hava durumu derecesi gibi mesela. Anlayış, kavrayış ise daha farklı. Bilginin edinilmiş, işlenmiş, anlamlandırılmış ve kavranmış hali. Bilgi haline, yani bir verinin bilgi olabilmesi için. Demek ki bilgi veri olarak bize ulaştıktan sonra bazı basamaklardan geçerek ancak anlaşılacak, kavranılacak hale gelmektedir. Veri demek ki önce edinilmelidir. Peki veri edinilmesi ne demektir? Gelin edinilmenin kelime anlamına bir bakalım. Kelime anlamı olarak edinilmek, sağlanmak, kazanmak demektir. Yani bir verinin nasıl elde edildiğine, toplandığına ışık tutar bilginin edinilmesi. Sosyal medya, anketler, araştırma sonuçları gibi kaynakların gözlemlenmesini örnek gösterebiliriz aslında verinin edinilmesine dair. Peki, veri nasıl işlenilir? Veri işlenilmesi bundan sonraki basamak. Veri işlenilmesi toplanılan o ham verilerin kullanılması, anlamlı hale dönüştürülmesi için gereken işlemlerdir. Bir nevi ham veri ile bu verilerin sonuçları arasındaki köprü görevini görmekte aslında. O yüzden çok önemli bir basamak. Bir verinin işlenilmesi de kendi içinde basamakları var. Başında söyledim videonun, biraz kafanız karışabilir ama gerçekten çok önemli. Eğer kafanızı karıştırıyorsa bu videoyu durdurun ve bunları basamak basamak çalışın. Eğitiminizde inanılmaz katkı sağlayacak sizin için. Toplanılan verilerin temizlenmesi önemli bir işlev. Doğru olmayan verilerin işlenilmeden önce düzeltilmesi, hatta bu kısım günümüz için çok önemli çünkü veri kirliliğinden bahsediyoruz. Verileri her yerden alıp karmakarışık bir şekilde işlemeye çalışıyoruz ve bilgilerin oluşturduğu zihin kirliliği temizlenmeli o yüzden en önce. Hani yemek programlarını düşünün. Birçok farklı lezzetli yemekler yaptığımızı düşünelim. Farklı tatlar alıyoruz. Sürekli yemek yersek eğer. Bu şekilde kendinizi hayal edin. Bir zaman sonra belki sorunlara sebep olabilir. Çünkü sindirilmeden yenilen gıdalar ya da sürekli tüketilen ürünler kendi içinde o kadar lezzetli görünse de ayrı ayrı sürekli yenildiği zaman o sindirim sistemimizi ve bizi bir bütün olarak olumsuz etkiler, kusmaya bile sebep olur. Bu sebeple sürekli alınan anlamsız, gereksiz verilerin aynen toksik ürünlerden kendimizi arındırmamız gibi gereksiz verilerin de zihinlerimizden arınılması gerekmektedir. Öğrenilen, edinilen o gereksiz verilerin temizlenmesi esastır. Peki bundan sonra o verileri ne yapacağız? Verilerin sınıflandırılması, çünkü farklı kaynaklardan olan verilerin entegrasyonu, birbirleriyle ilişkilendirilmesi ya da ileride kullanılacak veri şekillerine indirgenmesi, veri işlenilmesinin diğer önemli bir basamağı. Detaylarını size bırakıyorum, fazla karıştırmak istemiyorum kafanızı. Dediğim gibi buraya kadar anlamanız çok önemli. Veri ile verinin bilgi haline gelebilmesi için, yani o veriyi anlayabilmemiz ve kavrayabilmemiz çok önemli. Unutmayın, veriyi ve sonrasında oluşacak bilginin sağlıklı olması yavaş yavaş iyi bir sindirimle mümkün. Konsepti anladınız aslında. Peki verimin yorumlanması. Verimin yorumlanması, veriyi edindikten sonra işledik ve şimdi yorumlamamız gerekiyor. Verilerin yorumlanması, toplanan verilerin analizi, birbirleriyle bağlamlandırılması ve bu verilerden anlamlı sonuçlar çıkartılmasıdır. Peki verilerin kavranması. Bu aşama verilerin yorumlanmasından sonra gelen verilerden anlamlı sonuçlar çıkarılarak verilerin özüne inilmesidir. Verinin bilgi haline gelişini hissetmeye başladınız. O yüzden verilerin anlamlandırılması, analizi ve veriler arası bağlantılarının kurulması için gerekli olan verilerin sınıflandırılması, detaylı ve anlamlı tanımlanması için çok önemli bir adım verilerin kavranması.
Şimdi büyük tabloyu görmeye başladık. Bu basamaklar kendi içinde işleyiş sıralarını zaman zaman değiştirebilirler. Çünkü verinin cinsine göre önce yorumlarız, sonra kavrarız, daha sonra tekrar yeni edindiğimiz verilerle belki bir şekilde harmanlarız bütün bilgileri. İşte bilgi ancak bilgi haline bu basamaklardan geçtikten sonra meydana gelebilir. Veri işlenilmedikçe, arındırılıp, anlandırılıp, yorumlanarak kavranılmadıkça pratikte uygulanması ve hayatın zorlukları karşısında kullanılması mümkün olamaz. Jyotiş bilgilerini de işlemedikçe, hatalı bilgilerden arındırmadıkça, anlandırıp yorumlanarak kavradılmadıkça kullanmanız mümkün olamaz. Anlamsız veri birikimi, başka bir deyişle veri kirliliği, nasıl hava kirliliğinin insan sağlığına zararı gibi zihin sağlığına zarar verir. Peki, bilginin üçüncü hali, bilgelik. Bilgelik asıl ulaşmamız gereken yer, öyle değil mi? Bilgelik, bilginin pratikte uygulanması ve hayatın zorlukları karşısında en iyi kararların verilebilmesi için kullanılmasıdır. Bilgelik deneyimlerden öğrenilen derslerin birleştirilmesi ve bu bilgilerin doğru zaman ve yerde kullanılmasıyla karakterize edilir. Bilgelik sadece bilgi sahibi olmakla kalmayıp bu bilgiyi doğru ve etik bir şekilde kullanabilmeyi gerektirir. Şimdi bir bakın bakalım ne tür verileri bilgilendirip bilgelik yolunda ilerlemekteyiz. Lütfen benim de sizlerle paylaştığım verilere dikkat edin mutlaka. Her zaman söylüyorum. Her zaman söylediğim gibi bu verileri işleyip anlamaya, kavramaya ve bu şekilde test etmeye çalışın ki arınmış bilgiye ulaşma şansınız daha da artsın. Her zaman söylediğim gibi kendinizi sevin, sayın ve etrafınızdaki insanları sevmeyi, saymayı asla ve asla ihmal etmeyin sevgili dostlar. Yolunuz açık olsun, ışığınız bol olsun. Namaste.